yöntemiyle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da piyasalardaki riskler, volatilite, oynaklık neler bekleniyor bunları konuşuyoruz. Ama bu hafta ele alacağımız aslında iki temel konu var. Bir tanesi zaten bizim de birkaç haftadır konuştuğumuz Viyop piyasasında yaşanan yüksek oynaklık, yatırımcıların mağduriyeti. Orada aracı kurumlara düşen sorumluluklar ne, regülatörler ne yapabilir bunları konuşacağız. Öte yandan bir diğer başlıkta yine çokça ele aldığımız paritedeki yaşanan bu değer kaybı ihracatçıyı zorluyor. Çift yönlü baskı var Türk ihracatçısının üzerinde. ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru yükseliyor. Yani aslında Türk lirası üretici fiyatları nezdinde bakıldığında eskisi kadar rekabetçi değil. Son 10 yıllık ortalamasına geldi. Öte yandan dönüp euro dolara baktığımızda Avrupa pazarı önemli olduğu için eurodan da bir gelir kaybı var. Bu başlıkları konuşacağız. Stüdyoda konuğum bu hafta Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu. Coşan hoş geldin. Merhaba güzel. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Şimdi Coşan istersen Viyop tarafıyla başlayalım. Aslında biz bankalardaki bu oynaklık neden oldu diye yola başladık. Bunu sorguladık. Ama şu an geldiğimiz noktada aslında bankacılık endeksi üstünde bir konuyu tartışmamız gerekiyor. O da gerçekten Türkiye'de vadeli işlem opsiyon borsasının sağlıklı çalışıp çalışmadığı. Nasıl yorumluyorsun? Hem son dönemde yaşanan olaylar hem de aracı kurumlar ve regülatörler bundan sonra neler yapabilir? Şimdi şunu söyleyeyim. İstersen dün akşam Takas Bank'tan gelen açıklamayla başlayalım. Burada hani risk yönetimi olduğu için programın başlığı. Orada riski yönetmek anlamında attıkları olumlu adımlar var. Bunlar ne? Yani kabaca şöyle anlatayım aslında. Viyop'ta baktığın zaman sen bu Viyop'ta yapılan işlemler aslında terim olarak bir future kontrat. Future kontrat ne? Aslında bizim seninle hep konuştuğumuz forward'ın organize piyasalarda yapılanı. Dolayısıyla her iki taraf için de aslında taahhüt oluşturan bir işlem. Örnek veriyorum, hisse ismini tamamen atıyorum şu anda. Bankacılık dediğin için Akbank'tan örnek vereyim. Belli bir fiyattan ben sisteme Akbank'ı vade sonunda satmak için bir fiyat giriyorum. Sen de almak için bir fiyat giriyorsun sisteme. Bunlar eşleşirse aslında burada yükümlülük ikimiz için de aslında Takas Bank karşı tarafı her ikimizin de. Yani ben sistemle senin eşleştiğimi bilmiyorum. Benim karşı tarafım Takas Bank, merkezi kayıt kuruluşu senin de aynı şekilde. Ama Takas Bank bizim riskimizi almakla yükümlü değil aslında. Sen aslında yatırımcı olarak kendi yükümlülüğünü yerine getirdiğinde karşı tarafın yükümlülüğünü sana sağlamakla aslında Takas Bank burada yükümlü. Aracı olarak. Evet, merkezi kayıt kuruluşu olarak. Dolayısıyla bu noktada şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Ben elimde olmayan bir hisseyi sana satmak için bir taahhütte bulunabilirim. Sen de... Açığa satış. Açığa satış aslında burada olmuyor. Çünkü ben hisseyi satmak için bir taahhütte bulunduğum zaman kendimi hece etmekle ilgili bir yükümlülüğüm yok. Yani piyasada aslında aracı kurumların bazı fonları var. Birebir hecli gidiyor. Dolayısıyla bir hisseyi vadede satıyorsa ona göre bugünden alıp cebine koyuyor ya da vadede alıyorsa bugün satması gerekiyor ama bu tamamen ikimiz birer yatırımcı olarak herhangi bir aracı kurumdan işlem yaptığımızı varsayalım. Peki. Dolayısıyla burada şöyle bir problemle karşılaşıyor biliyoruz. Aslında dünkü düzenlemeler biraz bunu sınırlamakla ilgiliydi. Ben elimde olmayan bir hisseyi sana satma taahhüdü verdiğim için sen de onu aldın. Doğal olarak piyasada aslında dolaşımdaki diyelim ki evinde oturan bir vatandaş Akbank hissesi var duruyor. Piyasadaki dolaşımdaki ben %20'sine kadar eskiden bu pozisyonu açabiliyordum. Toplam hisselerin %20'sine kadar. Dolayısıyla 5 kişi %20 sınırını düşünürsen piyasadaki toplam ilgili hissenin, diyelim ki Akbank dedik, toplam aslında dolaşımdaki paylarının tamamını biz satmakla ilgili bir yükümlülüğe girebiliyorduk. Burada biz ne düşünüyor olabiliriz? Piyasada fiyatlar aşağı gelecek. Ben vade gününde veya ondan öncesinde alacağım. Dolayısıyla vadede yükümlülüğümü yerime getireceğim. Anladım. Ama herkes bütün dolaşımdaki payları satmakla istekli olmayabilir. Dolayısıyla dün Takas Bank'ın attığı adımda bu %20 sınır %5'e indirildi. Dolayısıyla bir kişinin bir hissede alabileceği toplam pozisyon büyüklüğü o hissenin toplam dolaşımdaki payının %5'ine inmiş oldu. Aynı şekilde eskiden diyelim ki 100 birim Akbank piyasada dolaşımda ise bunun tamamı kadar bir açık pozisyon açmak mümkün olabiliyordu. Bunu da yarıya indirdiler. Bu da neyi sağlıyor? Dediğim gibi ben evimde oturan vatandaşım ve Akbank hisse senedim var. Satmakla ilgili bir tasarrufum yok. Dolayısıyla bu piyasa büyüklüğüne ulaşıldığı zaman bu Viyop kontratları vade sonlarında fiziki uzlaşıyla sonlanıyor. Yani satması gereken taraf hisseyi getirip takasa vermesi gerekiyor. Alması gereken taraf da parayı verip o hisseleri alması gerekiyor. Satılacak o kadar hisse olmadığı zaman da çeşitli problemlere yol açabiliyor.
Dolayısıyla bu iki... Yani yaşanılan bu marjin kollar, sermayelerin yeterli olmaması, sıkıntı yaşanması ağırlıklı bundan kaynaklandı aslında. Bundan kaynaklı diyemem ama bu önlemler onların da biraz daha önüne geçebilecek önlemler. Diğer taraftan aracı kurumlara Takas Bank'ın verdiği pozisyon limiti büyüklükleri var. Bunların belli tutarların üzerine çıkması durumunda ilave teminat istenmeye başladı aracı kurumlardan. Bu da neyi sağlar? Aracı kurumların bütün müşterilere bir pozisyon açıyorsa tek aracı kurumda yoğunlaşmasının biraz önüne geçer ya da ilgili aracı kurum teminatını önden Takas Bank'a göndermekle yükümlü olur. Dediğim gibi yani piyasadaki önümüzdeki dönemki benzer olayları bir miktar sınırlayabilecek gelişmeler, olumlu olarak değerlendiriyoruz bunları. Peki Coşan, merak ettiğim konu şu. Özellikle bundan sonraki süreçte bir kısmı tabii VIOB'u gerçekten hedge için kullanıyordu. Bu konudaki iştah azalır mı? Yani hani piyasadaki finansal okuryazarlık, sermaye piyasalarındaki nitelikli yatırımcı sayısı, sermaye piyasalarındaki yabancı yatırımcı zaten düşüyor. Yani burada bir güven erozyonu oldu mu ve bunu nasıl yerine koyacağız? Ben böyle değerlendirmiyorum. Çünkü özellikle bu VIOB'u hedge için kullanan yatırımcılar ağırlıklı olarak döviz kontratlarında işlem yapıyorlar. Dolayısıyla dövizin, doların karşısında TL'nin likiditesi bu hisse senetlerinden daha fazla. Dolayısıyla benzer bir durumu yaşamamız çok kolay değil döviz kontratlarında. Hisse tarafında kendini hedge etmek için bir işlem yapılıyorsa da zaten hissesi olan kişi vadede satmak üzerine bir işlem yapıyordur. Zaten burada riskten korunma amacıyla yapılan işlemlerde önümüzdeki dönem için de ben bir soru işareti olacak kanaatinde değilim. Peki hemen geçelim buradan, istersen biraz süreyi de iyi kullanalım. Euro dolar paritesini bu tarafa ekleyeceklerin yoksa, ya da hatta şunu da şu parantezi de açayım pariteye geçmeden. Bundan sonra beklediğin düzenlemeler var mı VIOB tarafı için? Çeşitli adımlar atılmaya devam edilecektir diye düşünüyorum ben. Peki şimdi euro dolar paritesini bir ekrana getirelim. O taraftaki oynaklık göstergesi aslında pandemi başındaki seviyelere tekrar gelmiş. 2020 Mart'ta görmüşüz biz bir aylık opsiyonlardaki oynaklığı, ki o zaman yaklaşık 14.92'deyken şimdi 13.62 seviyelerinde. Şimdi içeride tabii bizim ihracatçı için az önce programı açarken de söyledik. Parite belirsizliği, bir de Türk lirasını hala aslında yeterince değersiz bulmuyorlar. Hatta pahalı buluyorlar üretici fiyatlarına bakıp. Nasıl yorumluyoruz? Şimdi şunu söyleyebilirim. Özellikle Türk lirasının değeri açısından enflasyonla kıyasladığımız zaman oldukça aslında değerli gitmeye devam ediyor. Yani buradan neyi kastediyorum? Daha döviz kuru yukarı gider demiyorum ama siz sattığınız mal sonuçta değeri artıyor. Aldığınız ham maddenin de değeri enflasyon oranında artıyor. Ancak siz bunu ihraç ettiğinizde karşısına gelen Türk lirası o giderlerinizi karşılamaya yetmiyor olabilir. Uzunca bir süredir seninle bu euro doları konuşuyoruz. Ben hani hatırlıyorum, buradayken yaklaşık 1.18'lerdeydi parite. Hani 1.14'lerden put opsiyonu almak çok kötü bir fikir olmaz, hem de çok ucuz diye konuşuyorduk. Şimdi herhangi bir ihracatçı herhalde 1.14'ü hayal bile etmiyordur şu anda. Hiç kafasında bile yoktur. Dolayısıyla hani hep konuştuğumuz konu, zamanında yapılmayan işler sonunda maliyetli hale geliyor. Ben beklentimi söyleyeyim. Benim genel olarak beklentim, parite 1.10 ile 1.20 arasında olduğu sürece dünyada ticaret rahat dönüyor. Çünkü Amerika malını dolarla satıyor. Çin ağırlıklı olarak malını dolarla satıyor. Bu iki kurum, iki ülke dünya ekonomisinin çok büyük bir kısmı. Değerli dolar aslında bunların ticaretini yavaşlatıyor. Ama Amerika için baktığımızda şu an aslında biraz yavaş gitmek onların işine geliyor. Çünkü enflasyon çok yüksek. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde ne zaman Amerikan ekonomisi yavaşlamaya başlar, o zaman paritenin bir miktar daha yukarı gidebileceğini düşünüyorum. Dün yabancı bir finansal kurumun anketlerini inceledim bununla ilgili. Fed'in ilk faiz arttırımını pas geçeceği tarihi Mart 2023 olarak öngörüyorlar. Tekrar enflasyon ne zaman %3'ün altında olur diye bakıldığında da 2023 senesinin yaz ayları gibi, pardon 2024 senesinin yaz ayları gibi olduğu öngörülüyor ankete göre. Dolayısıyla biz önümüzdeki seneden itibaren paritede 1.10'lara, 1.10'ların biraz üzerine ben biraz daha bir hareket bekliyorum. Hani bu zamana kadar ne yapılabilir? Eğer dolar geliri olup bizim normal ihracatçının tersi formasyonda olup bir dolar geliri varsa firmaların ve euro kredileri vesaire varsa, bence şu an onları hedge etmek için doğru zaman. Çünkü ciddi anlamda bu kim olabilir? Enerji firmaları. Çünkü devlet garantileri dolar cinsinden ama yatırımları faizi daha düşük diye birçok firma euro cinsinden yaptı. Bunları hedge etmek için aslında doğru bir zaman.
İhracatçı için bence hani daha aşağı gidebilir mi? Olabilir. Bu benim öngörüm tekrar yukarıya gideceği ama burada bana konuşmak kolay. Gerçekten o ticaret yapıp kar veya zarar eden kişi ben olmadığım için. Dolayısıyla burada hani aşağı yönlü riskleri biraz temkinli yaklaşıp yukarıya biraz daha gelmesini beklemek şu an için doğru bir strateji gibi düşünüyorum ben. Peki biraz aslında sterlin de ben çok hızlıca sorayım, sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama çünkü İngiltere'de ihracat yapan birçok ihracatçı var. O tarafta da çok büyük bir değer kaybı var sterlinde. Onu nasıl yorumluyorsun? Şimdi birincisi aslında doların tüm ülke para birimlerine karşı değer kazanmasından kaynaklanıyor. İkincisi İngiltere'nin iç problemlerinden kaynaklı. Biliyorsun yeni bir not görünümünde de negatife dönüş oldu İngiltere tarafında. Dolayısıyla hani İngiltere'de biraz sular durulana kadar o pound'un güçlü kuvvetli durumunu çok gözlemleyecek gibi durmuyoruz. Ama dediğim gibi yani Amerikan ekonomisi biraz daha yavaşlayıp tekrar dış ticaret anlamında bir harekete ihtiyaç duyduğu noktada ben paritenin hem euro karşısında doların hem de sterlin karşısında değer kaybedebileceğini düşünüyorum. Peki şimdi aslında bir yandan içeride dolar Türk lirası da şimdi yükseliyor fakat kur oynaklığı geriliyor. Yani CDS'in bulunduğu seviye, tahvil faizlerinin bulunduğu seviye ya da dolar TL'nin oynaklığı hepsi ayrı bir hikayeyi fiyatlıyor Coşan. Şimdi bu tek hane faiz mottosu zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zikredildi ve sürekli de bu vurgulanıyor. Dolayısıyla kurda olası riskler, yani biz bu seviyelerde bulabilecek miyiz oynaklığı, seneye seçim var. Biraz istersen ithalatçı tarafından da bakalım, hep ihracatçı için konuşuyoruz ama döviz borcu olanlar için de önemli. Tamam, şundan bahsedeyim ben. Orada hani biliyorsun hep dış kaynaklarla bir şekilde döviz yaratılıyor, borç alınıyor, işte swap yapılıyor vesaire ve piyasaya ciddi anlamda kurun yukarı gitmesine karşı çeşitli önlemler alınıyor. Bu noktada dediğin gibi yani tek hane TL faizi indiriyorsunuz. Dün hazine dolar cinsinden sukuk çıktı 9.75 faizle. Yani dolara da Türk lirasına da aynı faizi verelim gibi bir noktaya geldik ki bu hani dünya ekonomisi açısından çok altı doldurulabilecek bir şey değil. Dolayısıyla burada yukarı yönlü riskler var ama tabii burada bu piyasa politika yapıcıların kaynaklarını bilemiyorum. Dolayısıyla bu kaynağı devam ettirebildikleri sürece kur buralarda kalmaya devam eder ama yukarı yönlü risk bence var. Buradaki esas problem eskiye göre firmaların bir bankada olsa bizden de olsa kendini hedge etmek için forward yapma imkanlarının kısıtlanmış olması. Birincisi TL kredi kullanmakta zorlanan bir firmaysa bankalar swap da yapamıyor. Çünkü regülatör ben bunu TL krediden sayarım, şartlara uyuyorsa yapabilirsin diye geldi ki bu aslında firmanın nakit akışını yönetmesi açısından önemli bir enstrümandı. Forward yapmaya çalıştığında bankalar belli bir tutarın üzerinde döviz günlük bazda satmayı çok tercih etmiyorlar. Dolayısıyla hani eskiye göre aslında istekli olsan da yapabilme imkanın azaldı. Maliyetler hala uygun aslında. Ama doğru kaynakları yapılabilecek yerleri bulmak burada önemli. Coşan çok teşekkür ben ediyorum teşekkür ederim kıymetli sen. Katkın için. Ve buradan yılın açıklamalarını dinleyelim, sonrasında devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen Küresel Kalkınma Merkezi'nde yaptığı konuşmada küresel ekonominin karşı karşıya olduğu temel zorluklar ve kalkınma vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Birçok gelişmiş ekonominin çok yüksek enflasyonla yüz yüze geldiğini belirten Yellen, bazı büyük ekonomilerin enerji kaynaklarındaki belirsizlik nedeniyle daha fazla baskıyla karşı karşıya olduğunu, bu farklı zorlukların farklı politika yaklaşımlarını gerektirdiğini ifade etti. Yellen, yüksek enflasyonla karşı karşıya olan büyük ekonomiler için önceliğin fiyat istikrarının sağlanması olduğunu vurgulayarak, merkez bankalarının birinci derecede sorumluluğa sahip olduğunu anlattı. Evet, yarın açıklamalarını dinledik. Para Piyasaları Müdürümüz Serdar Pazı ile beraberiz. Serdar hoş geldin. Merhaba. Biz istihdam rakamlarına geri sayım yaparken FED'den şahin mesajlar sürüyor. Evet, şimdi peşi sıra birçok FED yetkilisinden gelen mesajlarla aslında bana sorulacak olursan bu verinin önemi bayağı azalmış oldu. Yani verine gelirse gelsin ben arttırımlara devam ediyorum mesajını çok net biçimde vermiş oldu. Yani çok kısa özetlemek gerekirse mesela Waller 2023'te faiz arttırımı devam edecek dedi. Hani bu bayağı bir beklentileri değiştiren açıklama. Master'dan yavaşlamamızı gerektirecek bir durum yok. Bu Kasım ayında 75 bas puan arttırımını ön plana çıkartan. Cook yeni üye. O güvercin olur mu? Yani Fed guvernörler içinde dengeyi değiştirir mi diye bekleniyordu. O da şahin mesaj verdi. Enflasyon hedefimize ulaşıncaya kadar biz de farklı bir şey beklemeyin şeklinde açıklama yaptı. Kaşgari ara vermekten çok uzağız dedi. Bu da
bana sorarsan Merkez Bankası iletişiminde en az 2-3 toplantıda bir arttırım, yani Kasım'da, Aralık'ta ve yılın ilk toplantısında Ocak ayında değil Şubat ayında olacak. Oradaki toplantıda da bir arttırım bizden, yani 25 bas puan gelebilecek şeklinde. Yani piyasa zorlasa da mı sence? Ya bunu merak ediyorum. Mesela evet. Amerika'da tahvil faizleri çünkü biraz sanki düşebilir gibi yorumlar arttı. Yok tabii, hani o tarafa da geliyorum. Evans mesela 4.50-4.75'e getireceğiz ve işsizlik yükselecek dedi. Yani işsizliğin yükselmesini de biz göz önünde bulunduruyoruz dedi. Şimdi tüm bunları toparlayan Google MSCI'nin bir açıklaması var. FED şu an bir şeylerin çatladığını görüyor. Yani iş gücü piyasasında mesela işte işsizlik maaş başvuruları, işte dün takip ettik. Bugünkü veriye dair değil, bir sonraki dönem, ama bakıldığında beklentinin üstüne gelmeye başladı artık. İşte açık olan iş pozisyon sayısında azalmalar falan görmüyor. Yani bir şeylerin çatladığını görüyor ama bir şeyler kırılmadan da FED'den bir değişiklik beklemeyin. Yani önümüzdeki 3 toplantıda işte o 4.50-4.75'e getirecek, 75, 50 ve 25 olmak üzere ve 2023'ün sonuna kadar. Yani piyasa şu an 2023'te bir faiz indirimi bekliyor. Bunun da olmayacağını, hani işsizlik rakamlarına vesaire çok fazla bakmayacağını, finansal stabilitenin çok önemli olmadığını, enflasyon hedefine kilitlendiklerini çok net biçimde söylüyorlar. Dolayısıyla bugünkü verinin önemi maalesef azalmış durumda. Belki işte iş gücü maliyeti hani 0.3 bekleniyor. O 5 ve üzerinde kalmaya devam ederse başka, 5'in altında kırılırsa başka olabilir. Onun dışında hani genel şahin mesajlar biraz mesajların daha şahin gelmesi, faizlerin yükselmesi, endekslerde satış baskısı, yani Fed biraz pivot, yani daha aşağıda bir yerde tutar mı? O beklentileri bence tamamen ortadan kaldırdı ve yani çok kuvvetli bir veri ya da çok zayıf bir veri görmedikçe hani mevcut durumun değişmesi zor gibi gözüküyor. Peki Serdar, traderlar burada Amerikan tahvillerine uzak duracak çünkü evet, faizler yükselecek. Doğru. Lider yoksa resesyon endişesi var, güvenli liman, hani hem dolar alayım hem Amerika tahvilimi alayım der. Evet, yani dolar endeksinde yukarı yönde hareketin özellikle 112 üzerinde kalırsak yüksek olması beklenebilir. Tahvil faizlerinde de yani iyi bir fırsat çıkacak çünkü resesyon ister istemez gelecek, yani Amerika'da olması bile dünyanın geri kalanında. Ama Fed'in durdurduğu noktadan sonra Fed ne zaman indirime başlayacak? Yani 2023'te mi 24'de mi sarkacak? O önemli olacak. Yani o noktadan sonra hani almak için birbirlerinin üzerine çıkmaya hazırlanan hani PIMCO, BlackRock vesaire, yani o büyük yatırım şirketleri, tahvil portföyleriyle ön planda olan şirketler, ama hani doğru alım için hani şu an kötü ama daha da kötüsü, yani onlar için daha iyi alım noktası olabilir, onu beklemek isteyeceklerdir. Teşekkür ediyoruz Serdar aktardıkların için. Risk yönetimi noktalıyoruz, hoşçakalın.